kıymetli basın mensupları, çok değerli kahraman sağlık çalışanlarımız. Covid-19 salgınına karşı kahraman sağlık çalışanı hemşiremiz Zeliha Kadak evinden, ocağından, eşinden ve çocuğundan ayrı hasret dolu gözyaşlarıyla cephede kahramanca destansı bir mücadeleyle tarih yazmıştır. Tek gayesi Türk milletine sağlık hizmeti sunmak, ayrı kaldığı eşi ve kızının da sağlıklarını tehlikeye atmamaktı. Kendisine can siperhane mücadelesi için sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Ancak sizlerin huzurunda teşekkür ettiğimiz hemşiremiz Zeliha Hanım, pandemi servisinde Ramazan ayı içerisinde nöbetçi olduğu gün geç gelen iftar yemeği için pandemi psikiyatri kulesi WhatsApp grup konuşmasından sonra haksız bir uygulamaya maruz kalmıştır. Pandemi psikiyatri kulesi WhatsApp grubuna mesaj yazan ama hemşire hanımın telefon rehberinde yer almadığı için ismi görülmeyen, sonradan bu kişinin hastanemiz başhekim yardımcısı uzman doktor Halit Baykan olduğunu dikkatlerinize sunarak grup konuşmasından bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemşire hanım, evet yarım saat oldu, halen iftar yemeğimiz gelmedi, başka servisler nasıl acaba? Uzman doktor Halit Baykan, tutanak tutun, ben bunların çarkına tüküreyim. Hemşire hanım, bu nasıl bir üslup? Çözümü böyle mi üretiyorsunuz? Uzman doktor Halit Baykan, böyle yapılan işe böyle üslup az bile. Yine aradan geçtikten sonra Halit Bey, Sultan Hanım, arkadaşlar ayrı ayrı tutanak tutup size versinler, ben gerekeni yapayım. Ayrıca şirket yetkilileri biraz önce aradı ve özür dilediler. Özür babında arkadaşlara şimdi şirket yetkilileri ilave ikramlarda bulunacaklar. Bir daha tekrar etmeyeceğini ifade ettiler ve bunun da sözünü verdiler. Hemşire hanım, ben yarım saat geç geldi diye kızmış olabilirim. Ama kimseye hakaret etmedim, hepinizden özür dilerim. Halit Bey, bu olayı da kapatalım. Herkes kendi payına düşeni bu akşam düşünerek alsın. Ben de dahil. Kıymetli basın mensupları, başhekim yardımcımız Halit Baykan'ın bu olayı da kapatalım. Herkes kendi payına düşeni bu akşam düşünerek alsın. Ben de dahil ifadesi. Hemşire Zeliha Hanım'ın ben yarım saat geç geldi diye kızmış olabilirim. Ama kimseye hakaret etmedim. Hepimizden özür dilerim beyanına rağmen. Yemek şirketi yetkililerinin hatasını kabul ederek özür dilediği halde canını hiçe sayarak pandemi servisinde gönüllü olarak çalışan hemşiremizin kutsal Ramazan ayında 30 dakika geç gelen iftar yemeğini sorguladığı için 24 saat içerisinde sözlü ve yazılı ifadesine başvurulmadan isteği dışında görev yeri değiştirilmiştir. Sizlerin huzurunda Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sultan Şahin'e soruyorum. Hemşire hanım Zeliha Kadak suçlu ise neden idari soruşturma başlatmadınız? Hemşire hanım Zeliha Kadak suçsuz ise neden ivedilikle görev yerini değiştirdiniz? Görev yerini neye istinaden değiştirdiniz? Birilerine şirin gözükmek için mi yaptınız? Her hakkını arayan kahraman sağlık çalışanlarının yerini değiştirecek misiniz? Her hakkını arayan kahraman sağlık çalışanları hakkında sudan sebeplerle soruşturma mı açtıracaksınız? Müdürlüğünüze bağlı birimlerde görev yapan kahraman sağlık çalışanlarına ceza vererek mobbing mi uyguluyorsunuz? Buradan sesleniyorum. Unutmayınız ki oturduğunuz makamlar hizmet makamlarıdır. Personele mobbing uygulama yeri değildir. Ne demiş Hazreti Mevlana? Kusur bulmak için bakma birine.
Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeye marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Umut ediyoruz ki bundan sonra hakkını arayan personelin görev yeri değiştirilmez. İdareciler mobbing uygulamaz. İdareciler üzerlerine düşen görevleri hakkaniyet ölçüsü içerisinde sendikal ayrımcılık yapmadan yerine getirirler. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor. Kahraman sağlık çalışanlarımızın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Görevli basın mensupları, hürmetli sağlık çalışanları. Şu an aramızda kahraman sağlık çalışanı hemşiremizin eşi ve kızı bulunuyor. Biliyorsunuz geçen hafta sosyal medyadan eşimizin eşi Ahmet Bey ve kızımız Gizem Hanım duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Müsaade ederseniz belki söyleyecekleri, duygularını ifade edecekleri birkaç cümle vardır. Ben sözü öncelikle hemşire hanımımızın eşi Ahmet Bey'e veriyorum. Değerli arkadaşlar, bu konu ben ve çocuklarımı derin bir üzüntüye sevk etti. Biz bu konuda vicdanımız rahatsız olduğu için bu konuyu sosyal medyada paylaşmak zorunda kaldık. Çünkü yapılan uygulama tamamen haksız, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmadığını düşündüğüm bir konuydu. Buna tepkisiz kalamazdım. Yani bu konu tek benim eşim ile ilgili olmayıp yani tüm çalışan sağlık mensuplarının da bir sesi olmak istedim. Çünkü onlar da bastırılmış, sindirilmiş ve korkutulmuş olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple seslerini çıkartamıyorum. Benim paylaşımda bulunduğum ve idareye sorduğum soruların cevabını henüz almış değilim. Yani biz evimizden alkışlarla helalleşip gönderdiğimiz bu uğurda, bu savaş uğrunda cansiperane şekilde çalışan eşimin mükafat beklerken, onure edilmesi beklerken bu şekilde 24 saat içerisinde yerinin değiştirilmesi kamuoyuna bırakıyorum, takdirlerine bırakıyorum. Yapılan bu uygulamayı şiddetle kınıyorum. Çünkü amacımız burada şahsi bir şey değil. Yani hiçbir beklentimiz yok ama bu gibi yöntemlerin, bu gibi insanları rencide eden tutum ve davranışların idari yönden bir daha yapılmamasını dilek ve temennisinde bulunuyorum. Bu vesile ile bu konuda bizlere yardımcı olan, bizi destekleyen tüm sosyal medyadaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu uğurda hayatını kaybeden sağlık mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hala tedavi gören sağlık mensuplarımızın da Allah'tan acil şifalarını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Peki ne istiyorsunuz bu konuda? Ne yapılabilir? Ben yani şahsi olarak bu konuda bizim hiçbir talebimiz yok. Yani benim eşim her yerde çalışır. Bunu dile getirmemizin amacı yani bu baskı yıllardan beri devam ediyor. Bilinen bir gerçek, kanayan bir yara bu. Bunu dile getirmek, bir sesini çıkartamayan diğer sağlık çalışanlarının da bir sesi olmaktı. Başka hiçbir amacımız yok. Peki tepkiniz sonrasında size bir geri dönüş oldu mu? İl Sağlık Müdürlüğü'nden, hastaneden veya diğer personellerden? Bu konuda herhangi bir dönüş olmadı, bir görüşme olmadı. Arayan da olmadı zaten. Bu zaten benim paylaşımımda şunu da söyleyeyim ki paylaşımımın en sonunda bunlar ön almak için her türlü bin bir türlü işlemlere başvuracağını söylemiştim. Buna istinaden şu anda eşime de disiplin soruşturması başlatmışlar zaten. İfade vermeye gideceğiz. Teşekkür ederiz. Ben müsaadenizle kızı Gizem'in de duygularını almak istiyorum. Öncelikle hepinize
Maskeyi çıkartayım. Yakın olsun. Tamam. Öncelikle hepinize iyi akşamlar. Ben bu olaydan sonra Türk Sağlık Sene'ye bir mesaj gönderdim. Tweetlerimi gönderdim. Pek kale alındığını düşünmüyorum ama ben de duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim annemin bulunduğu durum hoş değildi. Gönüllü çalışmış olmasına rağmen yaşadığı şeyler bunca şartın altında hiç hoş değildi. Yazdığım mesaj aynen şuydu. Annem pandemi servisinde kahramanca çalıştı fakat ödüllendirilmesi gerekirken bir gün içerisinde temelli yer değişikliği yaptılar. Nedeni ise iftar yemeğinin 35 dakika geç gelmesi ve bunun üzerine başhekim yardımcısının WhatsApp üzerinden çarkına tükürürüm ben onların demesi üzerine annemin de üslup hiç hoş değil dediği için 24 saat dolmadan yerinden men ettiler. Hemşirelerimize sadece benim anneme değil özellikle de pandemi servisinde gönüllü çalışan hemşirelerimize moral ve motivasyonu yüksek tutulması gerekirken sürülmeyi anneme ve diğer hemşirelerimize layık görüyorlar. Layık görenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Babamın da söylediği gibi bizim hiçbir çıkarımız ya da hiçbir farklı düşüncemiz yok. Sadece kendi hemşiremizi, kendi annemizi ve başka hemşireleri savunmak istedik. Hemşirelerin ezilmelerini ve onları haksız kılmalarını istemiyoruz. Umarım ciddiye alıp mesajları okursunuz demiştim. Bugün burada bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bunun üstüne bu olaylardan sonra tekrar bir disiplin soruşturması gerçekleştirilmiş. Bunu da tam olarak anlayamadık ama bizim yaşadığımız şeyler çok zordu. Özellikle benim yaşım, benim ailemin durumu. Yani tekrar söylüyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli basın mensupları, eşimizin ve kızımızın duygu ve düşüncelerini sizlerin huzurunda beyan ettiler. Ben buradan hakikaten COVID-19 döneminde sağlık çalışanlarının dertleriyle dertlenen, sıkıntılarını dile getiren Sayın Sağlık Bakanımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Bunlar kanayan yaramız Sayın Bakanımız. Sizin bize kahramanca mücadele eden, sahada cansiperane bir mücadele veren sağlık çalışanlarının arkası olacağınıza, destek olacağınıza, bizleri yalnız bırakmayacağınıza güveniyoruz. Tekrar katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.